Euro Truck Simülatör'e giden herkese merhaba arkadaşlar. Seyahatlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi efsane bir Fiesta'mız var. Bakın şöyle sarı tamponlar, mamponlar, SD paket. Arabamız dizel arkadaşlar, bakın jantlar falan bu şekilde. İçi de böyle. Şurada da arkadaşlar bir tane çantamız var. Bakın koltuklar falan bayağı bir güzel duruyor. Şimdi arkadaşlar en son geldiğimiz yerde Denizli'deyiz. Buradan çıkacağız. Gitmediğimiz başka bir şehir olan Konya'ya doğru gideceğiz arkadaşlar. 340 km yolumuz var. Çok da uzun değil, kısa da değil. Yani normal ortalama. Şöyle yavaştan yavaştan yolumuza koyalım arkadaşlar. Şöyle çıkalım şuradan. Fiesta'mıza çıkıyoruz. Kontrolleri bayağı bir sıkıntılı arkadaşlar ya. Solda kalın. Epey bir sıkıntılı. Hem yolda durmuyor hem hassasiyeti bayağı bir problemli. İyi entegre edilmemiş. Hatta şöyle bir çevireyim bakayım. Belki sıfırlanır. Şöyle bir çevirelim arkadaşlar. Çünkü hassasiyeti bayağı bir sıkıntılı yani. Şimdi şuradan bak arkadaşlar şöyle bir yanlıyor. Güzel yanlıyor ha. Harbiden güzel yanlıyor ama yol şu dediğim gibi sıkıntılı. Biz direkt ışıktan geçelim arkadaşlar. Hiç uğraşmayak ya. Zaten ceza da gelmiyor. Onları kapattım arkadaşlar. Zıttık ceza geliyor. Yani hız cezası geliyor. Sağda kalın. 3500 falan sonra böyle. Sağdan yüksek çıkın. Yüksek. Afyon Ankara. Hatta şu alttan alta da ufaktan bir şarkımız çalsın. Kısıktan sağ çalalım arkadaşlar kalın. Şöyle. Yoldayken açarız. Şimdi buradan girelim arkadaşlar. 338 km yolumuz var dediğim gibi. Bir önceki bölümümüz bayağı bir kısa oldu. Kısa bir yolumuz vardı çünkü orada. Buradan sonra da büyük ihtimalle doğu tarafına doğru gideriz arkadaşlar. O Diyarbakır işte Malatya taraflarına falan gideriz. Başka bir arabayla gideriz. Çok araba var arkadaşlar. Honda Accord var. İşte ne bileyim bayağı bir araba var. Golf var. Epey bir arabamız var arkadaşlar. 20-30 tane arabamız var. Çoğunu daha kullanmadık. Şuradan şöyle yolumuz da güzel arkadaşlar bayağı. Şöyle bir hızımızı sabitleyelim. Bakın sabitleyeyim şöyle bir 96-100'e. Şarkımızı da açalım. Yolun keyfini çıkartalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada siz de orada beğenip abone olup destek çıkmayı unutmayın arkadaşlar. Şu aboneleri bir 1000 yapalım. Dediğim gibi çayınızı kahvenizi alın. Yolun keyfini çıkartın. Yavaş arkadaşlar bakın Antalya Konya yoluna doğru girdik. Böyle güzel bir yere geldik. İnşallah böyle geniş bir yoldur. Çünkü bu araba arkadaşlar modu biraz garip yapmışlar. Ne yolda duruyor ne dönüyor. Bak dönmüyor bir tane araba. Bayağı bir sıkıntılı yani. Böyle yol güzelse iyi olur yani arkadaşlar. Bakalım bundan zaten 230 km yolumuz kaldı.
Normal çok yavaş gelmiyoruz, hızlı da gelmiyoruz. Böyle sabitledik, keyifli keyifli gidiyoruz. Hani bakılırsa yol güzele benziyor ama böyle yolları biraz düz yapsalar güzel olacakmış arkadaşlar. Ya. Çok fazla virajlı miraj yapmışlar. Bu araçlara pek uygun değil. Modlar çünkü tırların üstüne kurulduğu için arkadaşlar bayağı bir sıkıntı oluyor yani mod için. Şöyle şuradan devam edelim. Sağda kalın. Ha, Konya yolu ve sonra sağdan şuradan çıkın. Şuradan şöyle girelim. Hatta oyunun orijinal yerleri olan Avrupa'ya falan gittiğiniz zaman bak orada iyi. Otobanda kaptırıyorum 4-5 yani gerçekçi arkadaşlar. Burası mod olduğu için bu arada hani biraz yollar pek gerçekçi olmamış. Böyle garip garip böyle 110-120 ile giderken otobanda hani böyle 60-70'e düşeceğim bir viraj geliyor. Normalde gerçekte böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Gerçekte 4-5 şerit böyle hafif böyle kıvrımla gidersin otobanda. Mesela oyunun orijinal olan İstanbul haritasına geldiğin zaman orijinalindeki mesela orada öyle 4-5 şerit böyle 150-160 kaptır hiçbir şey olmuyor. Çünkü gerçekçi arkadaşlar o şekilde yapmışlar. Veyahut da oyunun orijinal olan Avrupa'ya çıktığın zaman da öyle değil. Şimdi bu harita bitsin arkadaşlar Avrupa'ya doğru çıkarız. Oradaki yollar da öyle bayağı bir gerçekçi. Hatta o yollar büyük ihtimalle daha keyifli olacak arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar, buradaki yollar biraz şey yani gerçek dışı. Pek bir arabayı süremiyorsun daha doğrusu. Ama yine de güzel yani arkadaşlar. Yapan kişiler bayağı bir uğraşmış. Eline sağlık. Epey bir emek var hani. Bir sürü şehir var arkadaşlar. Sadece fazla iki şeritli böyle virajlı mirajlı gidiyor. Normalde otoban falan gitmesi lazım yani. Otoban yok o oyunda neredeyse. Kaldı 190 km yolumuz arkadaşlar. Bakın şurada gördüğünüz gibi yolumuz bayağı bir keyifli ya. Güzel oldu. Buradan dediğim gibi bak işte başka araca geçeriz. Böyle şey taraflarına doğru gideriz yani. Doğu taraflarına doğru gideriz. Bak şurada keskin bir virajın var. 70'e düştü. Şuradan şöyle yavaştan yavaştan girelim. Hatta şöyle içeriden girelim. Baksanıza arkadaşlar nasıl virajlar var ya. Şu an biz neredeyiz? Bakın bayağı bir güzel bir yerlere geldik arkadaşlar. Şurada bakın neler var ya. Aşağıda maşağıda bir şeyler var gibi ama bak yol çalışması var arkadaşlar. Burayı kapatmışlar. Çalışıyor alanlar. Bayağı bir virajlı bir yere geldik ya. Şuradan şöyle arkadaşlar dönelim bakalım. Harita böyle mi devam ediyor ya? Bir bakayım. Ulan böyle devam ediyor gibi ha. 170 km yol var. Neyse biz şarkımızı açalım arkadaşlar. Gene yolumuza koyalım. Zaten çok uzun yolumuz kalmadı. Böyle güzel güzel akıyoruz. Arkadaşlar bayağı bir güzel bir şehire geldik. Bak şu an şehrin içinden geçiyoruz ama hangi şehir burası belli. Normal hani herhalde şehir dışında bir şehir içi falan gibi bir şey. Bakın güzel bir yere geldik. Buradan geçiyoruz. Buralar güzel yapmışlar yani. 150 km yolumuz kaldı. Bak yollarımız genişlemeye başladı. İki şeride çıktık. Zaten yolumuz çok uzun değildi arkadaşlar. Şuradan akacağız böyle bir. Ne diyor 100 km serbest sürüş. Artı 50 TP falan filanmişler diyor. Parada 1 milyon olmuş arkadaşlar. Baksanıza bayağı bir çoğaldı. Çünkü mod sürekli farklı modlara geçiyoruz ya. Tır, çünkü bu modu kaldırdığın zaman tıra geçiyor. Tırı satıyorsun. Arabayı alıyorsun. Tır pahalı. Araba ucuz. Oradan hep para kalıyor arkadaşlar. Her gün para şey yapmak istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Bir tıra geçin. Bir arabaya geçin. Tır daha pahalı olduğu için aradaki para size kalıyor. Bak ben öyle yapa yapa modlarda değişe değişe para 1 milyona çıkmış. Yeni bir yere geldik arkadaşlar. Baksanıza böyle farklı farklı yerlere geldik. Gayet güzel duruyor yani. Tek şerit yola düştük gene. Neyse bir şarkımızı açalım. Böyle yavaştan yavaştan. Ulan o ne yapıyor lan bu? Oğlum adama bak lan bizi solladı lan. Vay be. Bu arada arkadaşlar çok güzel bir polo modum var. Bak bir tane daha ileride gidiyor. Bir tanesi de ileriden kaptırıyor. Dizel polo var arkadaşlar böyle Varex'le. Ama var sesi falan efsane çok güzel duruyor. Kontrolleri falan da çok güzel. Oğlum bunlar bizi ne solluyor lan? Şöyle biz yapıştıralım arkadaşlar biraz. Çok güzel bir polo modum var arkadaşlar. Bak bak bunlar hepsi aynı lan bunlar. Bak dönmüyor araba görünüyor arkadaşlar. Çünkü mod yani sıkıntılı biraz. Bak araba dönmüyor bildiğin. Biraz çevirdim zaten her tarafı kaymaya başlıyor. Biraz daha sert girdim arkadaşlar takla atıyor araba. Bayağı bir güzel bir polo modum var arkadaşlar. Onu ben güzel bir bölüme harcam yani şey yapmaya bekliyorum. Güzel bir bölüme bekletmeye bekliyorum. Böyle Azerbaycan'a falan büyük ihtimalle onunla gideriz arkadaşlar. Çünkü araba bayağı bir güzel, iyi bir bölüme de gelsin diye düşünüyorum. Kıbrıs'a falan da gideceğiz arkadaşlar. Oralar da var. Çok güzel yerler var.
bir Kıbrıs bölümümüz güzel olacak. Orada Lefkoşa Girne bölümü var. Bir de Azerbaycan bölümümüz güzel olacak. Bir de Gürcistan arkadaşlar var. Orası da güzel olacak gibi düşünüyorum. Ne kadar kaldı? 105 km yolumuz kaldı arkadaşlar. Biz yine şarkımızı açalım arkadaşlar. Keyfimize bakalım. Lan bu demin sollama yapan adam değil mi lan? O tek şerit yolda arkadaşlar. Oydu değil mi? Bu yapmış o sallama. Bizim araba biraz yolda dursa geçeceğiz de bunu geçemiyoruz. Baksana yolda durmuyor araba ya. Şöyle bir yapıştıralım arkadaşlar bakalım. Gitmiyor da durmuyor. Hem yolda durmuyor gitmiyor arkadaşlar. Normal ya, gerçekte var. Çok iyi yol tutan bir araba bu araba da. Oyunda biraz garip yapmışlar. Biraz çevirsem kayacak. Bayağı bir sıkıntılı ya. Hatta böyle 130-140'a çıktığın zaman falan böyle araç böyle titremeye başlıyor. Niye böyle yapmışlar bunu da anlamadım arkadaşlar. Biraz garip yapmışlar. Arkadaşlar yerimize geldik bak. Konya'ya geldik. 10 km yolumuz kaldı. Böyle bak 130-135 gidiyorsun ama sanki araba 200 ile gidiyor yani. Öyle bir durum var. 135 ile giderken bile bir garip böyle bir titreyerek gidiyor. Solda kalın. Sonunda Konya'ya ulaştık arkadaşlar. Bakın şöyle yavaş yavaş şehrimiz içine doğru gelelim bakalım. Bakalım Konya'yı nasıl yapmışlar. Şehri dolaşacağız arkadaşlar. Şuradan bakın. Şehir merkezi şu tarafta. Soda oradan dön. Gireceğiz. Biz şöyle girelim. Aynen burası bakın arkadaşlar şehir merkezi. Oradan da otogara doğru gideceğiz arkadaşlar. Bakın adamlar Konya'yı bu şekilde yapmış. Burada bir şeyler var. Gayet iyi yani arkadaşlar. Gayet iyi. O kadar da fena değil. Normal standart sağda şehir gibi. Ve sonra abi dedim bazı şeyler çok güzel olmuş. Mesela Yozgat öyleydi. Geçen bir bölüme gitmiş. Orasını hatırlamadım. Orası da öyleydi. Şu ışıktan direkt geçelim arkadaşlar. Sağ dön. Şöyle hatta biraz sert döneyim arkadaşlar. Araba fena yanmıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar nasıl yanmıyor. Şuradan şöyle devam edelim bakalım. Burada neler var arkadaşlar. Burada herhalde gördüğünüz kadarıyla bir şey yok. Şuradan döneceğiz. İlerideki otogara doğru gideceğiz arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Yolculuğumuz sona erdi. Aynen şu ileride bir yerde otogar olması lazım. Burası Konya'nın ne tarafı acaba? Ne diyor arkadaşlar? Böyle gidersen Antalya'ya doğru gider diyor. İyi tamam. Şu ileride otogar olması lazım. Haritada görmüştüm çünkü. Bak şurada bir camimiz var. Şu an hala Konya'nın içindeyiz arkadaşlar. Şöyle şuradan devam. Hatta biz şuradan şöyle gidelim ki takılmayalım. Şöyle yanlayarak girelim arkadaşlar. Araba güzel yanlıyor. Çünkü yol tutmadığı için arkadaşlar iyi yanmıyor. Oğlum o ne lan? Lan yolun sonuna geldik. Ulan iyi durduk ya. Arkadaşlar iyi durduk ya. Az daha bariyere giriyorduk. Bakın şu an arkadaşlar direkt Konya'nın içindeyiz. Hatta şu ileriyi de göstereyim de. Bak şurası da Konya. Oraya gitmedik. Bak şu an tam Konya'nın içindeyiz. Burası arkadaşlar Konya.
Bak otogar, ha iki tane mi otogar var lan? Hem buradan giriş var hem oradan giriş var. Ha anladım. Direkt Konya'nın içi, hatta burası daha da içi gibi. Burası daha da merkezi gibi demin gittiğimiz yerden. Hatta biz demin şuradan gittik arkadaşlar, bak sağdan gittik. Oraya gördük, şöyle şuradan tekrardan dönelim. Demin görmediğimiz yerde burası. İçeriye arkadaşlar bu şekilde yapmışlar. Dediğim gibi gördüğünüz gibi. Gayet iyi, hiç fena değil yani. Büyük de yapmışlar, öyle çok küçük de yapmamışlar. Bak burada bir tane Scania tır yeri keşfettik. Şuradan arkadaşlar ne yapalım? Şuradan girelim mi? Bak otogar girişi var diye, bir de ileriden var diyor şimdi. Farkı ne? Şöyle şuradan, bak şurası neymiş ya? Burası otogar ama şurası araba park etme yerinde, bir şuraya girelim arkadaşlar. Bizim yerim şurası ya. Otobüsün olduğu yerde ne işimiz var? Bak şu ileriden de bir giriş var. Bakayım açıyorlar mı kapıyı ama? Açıyorlarmış lan. Aç bakayım. Biz şöyle arabaların olduğu yere park edelim arkadaşlar. Şu ileriye doğru gidelim bakalım. Orada çıkışı mı? Biz demin burayı gördük değil mi? Aynen. Burası da çıkışı arkadaşlar. Bak şöyle arkaya doğru gittim. Otobüsler var. Bak adamlar bir şeyler yapıyor. Vay vay vay. Burası da böyle arkadaşlar. Bak adamlar burada bekliyor. Şöyle yavaştan yavaştan şöyle arabamızı park edelim arkadaşlar. Burayı otellerini güzel yapmışlar ama bak güzel olmuş bayağı bir. BMW'lerimiz yine burada duruyor. Nereye çekelim arkadaşlar? Şu bak şu sarı BMW'nin yanına gireyim arkadaşlar. Bakın şuradaki BMW güzel duruyor. Şu arkadaşın yanına doğru girelim biz şöyle. Şöyle şuraya çekelim. Bizim arabada sarı zaten. Neyse arkadaşlar, beğendiyseniz beğenip abone olup gelin arkadaşlar. Bu bölümlük bu kadar. Diğer bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar.